Merhabalar, herkese iyi günler. Yeni bir haftadayız. Bu haftaya şimdilik endekste yukarı yönlü bir hareketimiz var. Kurda çok önemli bir hareket yok. Halen de yukarı, hafif yukarı bir eğilim var. Faiz yatay hareket ediyor. Öyle çok çok ılımlı bir hareketin lirada en azından olduğunu söylemek zor. Endekste ise bir tepki yükselişi yaşıyoruz şu anda. Bugünkü yükselişin de endeks için yine bir yükseliş hareketi olarak da ifade etmek de zor ve anlamsız olacaktır. Bu sabah enflasyon verisini aldık. %10 gibi bir seviyede tahmin edilirken halen de onun üzerinde bir rakam oluştu, 10,26. Geçen ayla baktığımız zaman hafif bir iniş var enflasyonda yıllık anlamda hala. Ama tahmin edilen rakamın da üzerinde. Yani piyasalar enflasyonda daha iyimserdi. Fakat bu çok iyi olmadı. Evet, incelediğimizde enflasyonla ilgili böyle evet bir şeyler oluyor şeklinde bir yorum yapmak zor. Halen daha sert bir seyir var. Çekirdekte bir düşüş var. Bu ılımlı olabilir ama bunun sürekli olup olmadığı çok önemli. O yüzden bu hafta Çarşamba günü bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olacak. O toplantıda merkezden bir faiz indirimi olacağını şahsen zannetmiyorum. Merkez daha da izleyecektir. Çünkü enflasyonda çok daha somut bir takım hareketlere ihtiyaç var bunu yapmak için. Ancak şimdilik bu somut sinyallerin olduğunu söylemek zor. Lira da o yüzden hafif yukarı yönlü bir eğim oldu. Şimdi kurda baktığınız zaman 3,78'de çok çok ortalamalar var. Yani hem 22 günlük hem 50 günlük ortalamalar oralarda. Bu nedenle 3,78'lerin üzerinde olduğu sürece yukarıda 3,83-3,80'e dek yükselişler olabilir. 3,83-3,80'in üzerinde yerleşik hareketler olursa işte o zaman kurda yukarı doğru hareketlerde bir hızlanma olabilir. Daha da yüksek seviyelere. O bir risktir. Onu da izliyoruz. Şimdilik böyle bir hareket yok. Aşağı harekette ise 3,78'in aşağısına düşmemiz lazım. Ancak bunun için şimdilik çok uygun bir ortamda yok. Onu da ifade edelim. Nitekim insek bile 3,73'ler ve biraz daha yukarı seviyeleri alım içinde bir fırsat oluyor. Oralardan sürekli alımlar oluyor. Onu da ifade etmekte fayda var. Endekste 116 bin seviyesi bizim için önemli. Hem 22 hem 50 günlük ortalamalar oralarda şu anda. Bu seviyenin üzerinde olduğu sürece endekste yine 120 bin seviyesine yakın yerlere tepkiler olabilir. Nitekim bunu da zaten yaşıyoruz ama bu seviyelere yakın yerler olduktan sonra da yeniden satışlar oluyor. S&P endeksi, Amerika'daki S&P endeksi çok çok önemli. Geçtiğimiz hafta oradaki düşüş bizi de etkiledi. Eğer S&P endeksindeki düşüşler sürerse yine bizi de olumsuz olarak etkileyecektir. Yani o zaman yapacağımız çok fazla bir şeyimiz olmaz. Ama eğer S&P endeksinde yeniden güzel hareketler olursa, yeniden bir güçlenme eğilimleri olursa, işte o zaman bizim için de 120 bini zorlama ve 120 binin üzerine de yükselme şansı da oluşacaktır. İyi günler herkese. Hoşça kalın.